Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Viktor Orban, Ukrayna Rusya ile barış anlaşmasını ABD'nin emriyle reddetti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaşı kontrol altına almaya çalışırken, ABD'nin ise savaşı büyüterek küresel bir çatışma haline getirmeye çalıştığını söyledi. Orban, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Alman basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın geçtiğimiz yıl Mart ayında İstanbul'daki görüşmeler sırasında Rusya ile barış anlaşması imzalamayı reddettiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi. Orban, eski Almanya şansölyesinin söylediği şey, diplomasi dünyasında iyi bilinen bir gerçek. Çeşitli rapor ve istihbarat kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, İstanbul'da Ruslar ve Ukraynalılar arasında anlaşma temelde sağlanmıştı. Ancak Ukraynalılar, ABD'lilerin emriyle buna imza atmadılar dedi. Orban, bu bilginin bir gün herkesin bildiği bir gerçek haline geleceğini ile sürdü. Ukrayna'nın doğusundaki krizin ABD'nin olaya müdahil olmasıyla büyüdüğünü vurgulayan Orban, savaşta cepheye gönderilen asker sayısının, silah miktarının ve Ukrayna'ya askeri yardım için harcanan para miktarının giderek artacağına dikkat çekti. Macar lider, Macaristan Ukrayna'ya silah transferini desteklemedi. Ben de Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna ordusuna silah alınması için kullanılmasını desteklemiyorum diye konuştu. Macar lider, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerine başlaması teklifine de karşı çıktı. Macaristan'ın bu konudaki pozisyonunun net olduğunu ifade eden Orban, Ukrayna hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne üyeliği müzakere etmeye hazır değil. Macaristan'ın pozisyonu net, müzakereler asla başlamamalı diye konuştu. Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'nın birliğe resmi olarak davet edilmesine Aralık ayı ortasında karar vermesi bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.